Arkadaşlar, herkese merhabalar. SketchUp V3.4 ile Binary Render dersimizin ikincisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda hatırlayacağınız gibi binamızın işte ışık ayarlarını, kamera ayarlarını ve zemin ile yani çimen ile şu kısmın fayans, kalabodur neyse onun kaplamasını yapmıştık. Şimdi devamında ne yapacağız? Şuranın havuzun bir şeyini atayalım materyalini. Burada da şöyle beton tarzında bir kaplama atayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi çift tıkladım. Grubun içine giriyorum. Şurayı seçtim. Şurayı ve şurayı shift'e basarak seçiyorum. Materyal editörümü açıyorum şimdi. Bir yer generate oluşturdum. Ve buna da ne diyelim? Beton. Default kanalını hemen şuradaki bakalım neredeydi? Havuz beton aynen şuradaki materyali atayalım. Daha doğrusu kaplamayı diyebiliriz. Bunu normal kaplamamız bu. Aşağı geliyoruz. Bir de bunun neyi vardı bakalım. Speküler dosyamız var. Şuradan yansımayı biraz açtığımızda tamam. Buraya da bir bitmap diyorum. Tekrar speküleri de buraya atarsak. Evet. Burada başka. Aşağı geliyorum. Bump kısmına geldim. Aktif ediyorum. Şuradan da normal map seçiyorum. Tıkladım bitmap diyorum. Normal map dosyamı da seçtim aynı şekilde. Geri geliyorum. Buradan neyi seçsek acaba? Şunu seçelim. Objemi zaten seçmiştim. Sağ klik. Apply Selection diyorum. Tabi biraz bu yine küçük gelebilir. Hemen hızlıca boy ikonuna tıklıyorum. Edit'ten 150 yapıyorum bunu. Ardından kapatıyorum. Evet, gayet iyi. Bakalım bir render'da nasıl duruyor. Görelim hep birlikte bir. Evet, kaplamamız bu şekilde duruyor. Şuradan bir normal biraz daha yükseltirsek. Evet, genel itibariyle güzel diyebileceğimiz bir kaplama. Belki ileride değiştiririz, belli olmaz. Tamamdır. Kapatıyorum burayı. Şimdi bunu yaptık. Artık binamızın kaplamalarına falan geçebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi binamızın şu kısmında ne varmış bakalım. Şöyle bir taş kaplama tarzında bir şey varmış. Şimdi onu yapalım. Bunun için bakalım elimde ne var. Hop, yanlışlıkla blender açtık yanlışlıkla. Geldim geri. Döşeme dediğim kısma şu varmış. Güzel. Şimdi bunun bir de şeyini yapalım. Bump dosyasını falan da yapalım ki kullanırken daha güzel bir detaylar gözüksün. Yani şu kanal tarzı kısımlar gözüksün ki yani belli olsun ki gerçekçi bir görüntü elde edelim. Şimdi Photoshop'ta bunu hemen değiştirelim. Ne yapacağız? Çift tıklıyorum. Kilini açtım. Image Adjustment. Bunu bir desaturation yapıyorum. Onun dışında bir de şuradan veya şuradan da yapabiliriz. Invert yapıyorum. Veya invert yapmaya gerek yok. Zaten şu kısımlar siyah kaçtığı için yeterli gelecektir. Ardından buradan level diyorum. Level'dan şöyle açtım. Biraz daha şuraya kısıyorum. Evet. Şu şekline bunu bump dosyası olarak şöyle kullanabiliriz. Evet. Şimdi file save istiyorum. PNN formatta. Ne diyelim buna? Desem bump diyelim. şimdi bir de bunun şöyle hafif böyle yansımalı bir dosyasını yapar gibi şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu da speküler falan olarak kullanabiliriz. Speküler diyelim buna da. Başına desen diyelim ki karışmasın. Evet, bunu da PNN formatta kaydediyorum ve bunu kapatıyorum. Şimdi bunu yaptık. Hemen yeni bir new diyorum. Generate dedim. Bu ne diyelim? Desen, döşeme.
Tamamdır. Bitmap diyorum. Default kanalına geri geldim. Döşemeden. Tekstürümü seçiyorum. Geri geldim. Biraz aşağı iniyorum. Şimdi şurada bir ayara bakmak istiyorum. Şuna bir bakmak istiyorum. Tamam. Şimdi buradan speküler dosyamızı yükleyelim hemen. Şöyle biraz arttırabiliriz. Evet, fazla bakmaya gerek yok. Şimdi aşağı iniyorum hemen. Warm kısmına geliyorum. Pardon. On dedim, yani aktif olsun dedim. Buraya da bitmap diyorum tekrar. Warm dosyamı seçtim, geri geldim. Evet, detaylar daha bir belli oldu şu anda baktığımız zaman. Şimdi şu kısımları seçelim bir hızlıca. Ya şöyle yapalım. Şuraları bir seçelim. Shift'ine. Şurayı. Başka arka kısımlar da var. Evet. Genel olarak böyle. Sağ click. Apply Selection diyorum. Yine küçük geldi. Boya konuma tıklıyorum. Edit. 300 yazıyorum. 400. Evet. 400 gayet iyi. Şimdi bu böyle. Belki biraz daha büyütebilir miyiz? 450 yapsak nasıl olur? Yani. Pardon. 450 yaptım. Evet. Yani genel itibariyle güzel. Bir de render'ına bakalım nasıl duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi bump dosyamız gayet güzel olmuş. Şu an yani kanal kısımları bayağı gerçekçi duruyor. Siyah kısımlar her zaman hani işte kalıyor diyebiliriz bump dosyasında. Evet, genel olarak bu şekilde zemin de bayağı güzel olmuş aslında. Havuzun şeyi mi bu? Bayağı bir sıkıntılı olmuş havuz. Neyse, onu sonradan düzenleriz, sorun değil. Kapatıyorum şimdi. Şimdi binamın veya şunu bir şey yapmaya gerek var mı? Bu kısma bir şey atmaya gerek var mı? Ahşap mı yapsak bunu? Olabilir. Bunda kompozitin ahşapını atayabiliriz fazla uğraşmamak adına. Şimdi ahşapın kompozitini yapalım. Generate diyorum tekrar. Ahşap diyelim. Ahşap kompozit şu kısımlar olacak gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan hemen bitmap'ten dosyamı seçiyorum. Geri geldim. Bunu belki biraz daha düzenleyebiliriz. Bunun bump dosyası otomatik kendisinden vardı. Nerede indirdim hatırlamıyorum. Şöyle yükledim. Geri geldim. Biraz daha arttırıyorum. Şimdi şu kısımları hemen seçerek bir atayalım. Bakalım nasıl duruyor. Şuralar. Arka kısımlar da var aynı şekilde. Evet. Burada varmış. Bakalım. Ha, bu sıralı gitmiş. Bir aşağıda bir yukarıdaymış ama biz şöyle komple şu kısımları atayalım. Cyclic Apply Selection diyorum. Ve tekrar şu boy konumdan etten bir 300 yapalım. Bakıyorum nasıl durdu. Yani bir de bir render olayına bakalım nasıl duruyor. Oo, pardon. Bayağı gitar gibi çaldı mikrofon standına vurunca. Evet, bu ahşap pek hoşuma gitmedi sayılır. Rengi biraz koyuya kaçmış gibi sanki rengi bana göre. Şöyle bir de kameranın açısından bakacak olursak nasılmış? Hoşuma gitmedi. Şimdi bakalım elimizde buna uygun bir ahşap var mı?
Tekstiller, ahşap kaplamalar. Bu olmaz. Şu nasıl? Yani şu bir tık daha iyi gibi sanki değil mi? Ahşabın içine atalım. Şunu silelim ya. Bunlar iyi değil. Hoşuma gitmedi. Şunu Photoshop'ta biraz düzenleyelim. Biraz şöyle yan döndürelim 90 derece. İmaj, pardon, doğru, imaj rotation 90 dedim. Şimdi bunun rengiyle biraz oynayabilir miyiz? Şöyle hafif biraz daha açalım. Biraz da kontrast değerlerini oynarsak. Yani böyle biraz daha iyi gibi. Ctrl S yani S ile kaydediyorum. PN ne diyelim? Ana ahşap diyelim. Yani ya da ahşap kompozit olur. Ahşap. Evet, gayet iyi. Şimdi bunu şunları bir silelim. Ahşap kompozit yaptık. Invert olmaz haline. Veya şöyle de olabilir. Hue sat hop yanlış bir şeye bastık. Hue saturation komple siyah yapıyorum. Level şuradan arttırdım. Şuradan biraz çekiyorum. Yani bump dosyasını yapmaya çalışıyorum açıkçası. Evet, bump için bunu kullanabilirim. Save istiyorum. PNN. Kompozit ahşap bump diyelim buna da. Biraz daha şöyle açarak speküler yani yansıma dosyası olarak da kullanabiliriz bunda. File Save as PNN. Şöyle yapalım kompozit. Speküler. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu da yaptık. Kapatıyorum komple. Şunu silelim. Evet. Genel olarak kaplamalarımız bunlar olacak. Tekrar şundan hemen hızlıca bir düzenleyelim. Bitmap. Ne atadık onu da bilmiyorum. Ha, tamam doğru yermiş. Seçtim. Geri geldim. Ne? Yoram atadık ya. Pardon. Yor kanalına atamışız yanlışlıkla. Ha, bunu silelim şuradan tekrar da. Tamamdır. Yok kanal nereden aklımıza geldiyse şuradan hemen tekrar bakın. Şurada bir ikon gözüküyor gördüğünüz zaman. Gördüğünüz gibi bu anlamı nedir? Hemen söyleyeyim. Zaten ilk videolarda söylemiştim galiba. Eğer bu ikon gözüküyorsa bu belirlenen koordinatta yani şu adres hatırında bu tekstür bulunamadı anlamına geliyor. Onu da söyleyelim. Aklımızda ek bilgi olarak kalsın. Evet bu biraz daha hoş oldu bence. Reflection'ı biraz arttıralım. Bitmap. Hemen speküler salladık buraya. Evet. Aşağıdan hemen de buraya bir bump salladık buraya. Geri geldim. Daha fazla gelir bu. Evet, bu biraz daha iyidir. Evet, yani genel olarak bence güzel oldu. Şu kısımlar da aslında Blender diyorum, pardon. SketchUp'ın içinde gelen Chrome kaplama varsa aslında aha yanlışlıkla Ctrl Z yaptık, hepsi geri gitti. Gitti mi? Anlamadım ki neden böyle bir şey oldu. Neyse, şuralardan tekrar bir atama yapalım. Yor, yor, duruyor. Biz yine de bir atamalarımız yapalım da ne olur ne olmaz sıkıntı çıkmasın diye hemen şuradan da bump atadığımız zaman tamamdır. Evet, Ctrl S ile bir kaydedelim dosyamızı. Yani şuradan da save diyelim. İşimizi her zaman sağlam alalım. Ne diyordum en son? Ha, şu ders aralarına da SketchUp'ın içinde gelen materyallerden olan Chrome tarzı bir kaplama da atarsak bence hoştur diye düşünüyorum. Şuraları seçtik. Başka neresi var? Şu arka planlar da var. Şurası ve şu kısımlar. Shift'e basarak seçiyorum. Bakın şu ahşap atamayı unutmuşuz. Evet. Şuraya bakalım.
Chrome'u ne diye bulacağız ki burada acaba şimdi? Arama şeysi de yok galiba burada. Neyse, metal nerede? Metallen artık bulamayız biz. Alüminyum, ha şunlardan bir tane bu. Chrome. Ha, şu iyi gibi duruyor, evet. Apple Isolation dedik. Şimdi şu kısma da ahşap atayalım. Nerede bizim ahşapımız? Evet, şuymuş. Şurayı seçelim. Selection dedik ve tamamdır. Gayet iyi. Şimdi bunları yaptık. Gayet güzel. Şimdi bakalım bu binamıza göre başka ne var ekleyebileceğimiz. Şöyle şöyle bir deneme render alalım. Bakalım nasıl duruyor. Bir render diyelim düşük ayarlarda. Işıklandırmayı falan filan gerekli ayarları sonradan tekrar yapacağız. Şu anda test renderları falan yaptığımız için düşük ayarlarda tutmamızda bir sakınca yok arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Yani iyi sayılabilir. Dediğim gibi değişik ayarlar falan daha yapacağız. Bu dış mekan ayarlar yapacağız daha. Default olarak bu şekilde bir render bize sunuyor. SketchUp ve evet. Şimdi bunu bir stoplayalım. Stop dedik, durduk. Başka ne yapabiliriz şimdi? Şunlar aslında Chrome kaplama atayabiliriz. Şunlara. Bunlar komple bir seçebilir miyiz? Evet, seçtik. Şu balkon kısmına da atayabiliriz aslında. Ya şu seçim olayı şu programda neden bu kadar zor yapmışlar? Bir türlü çözemedim. Alt kısmı neden seçiyorsun? Evet. Şunları da seçmiş bırakırsak. Bakalım başka var mı? Başka. Başka şunlar. Şunlar tamamdır. Başka da yok. Şu Chrome kaplamayı da aslında bunlar da kullanabiliriz. Apple Isolation dedim. Başka şunlar var. Şu var. Sağ click Apple Isolation dedim. Cam var. Şimdi şu cam kısımları da aslında bir yapalım. Onlar da önemli. Şuradan glass kısmına geldiğimiz zaman bakalım bir. Şöyle biraz büyütelim ki daha net görebilelim. Kullanabileceğimiz glass şu yani. Direkt şöyle glass yazalım. Evet, şu glass kullanabiliriz. Sağ click apply selection dedim buna da. Şimdi şuna da aynı şekilde glass dedim. Şundan grubuna da tek tek girelim. Adam bayağı bir gruplanmış şeyle modelleri yapan arkadaş. Bakın bunu da seçtim. Buradan hepsini birlikte seçiyor. Komponent yapmış büyük ihtimal. Tam emin değilim ama. Evet. Glass dedik buna da. Ayarlara gelelim. Quality Medium'da zaten. Bunu bir height alarak bir render alalım bakalım. Nasıl duruyor bu sefer? Biraz da çözünürlüğü yükseltelim. Render output şöyle 1920'ye 1080 olabilir. Medium. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Şöyle bakalım bir. Render element değil de şuradan da ekran kartımızı açalım ve tekrar bir render butonuna basalım. Evet arkadaşlar, test renderımız bitti. Şu arada bayağı bir sıkıntılar var. Gölgelenme gibi sıkıntılar var. Onun dışında yani idare eder. Dediğim gibi
Daha çok ayar yapacağız buna. Ayarları bayağı inceleyeceğiz. Şimdilik default olarak, default demiyorum, yani test render'ımız bu şekilde. Genel olarak idare eder, bir sonuç verdi bize. Şimdi aslında şu kısımlara gerçekçi çimler falan koyabilirdik. Belki Photoshop'ta koruruz. Şimdi burada koyduğum zaman sahneyi bayağı bir kastıracağını düşünüyorum. O yüzden hani bu SketchUp bayağı bir RAM isteyen bir yazılım, hani ilerleyen aşamalarda çok sahneye model eklendiğinde. Ben de 8 olduğundan dolayı, yani 8 GB sıkıntı olur diye şu anda pek çim olayına girmiyorum. Belki ileride girebiliriz, belli olmaz. Şimdi bu videomuzun ufaktan bir sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda ise kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.